Bugün size cilt bakımı yapacağım. Yazdan kışa geçişte neler uyguluyorum cildime? Hesaplı ürünleri kullanacağım bugün. Hemen başlıyoruz hanımlar. Şöyle hemen elimin üstüne ve şimdi portakal kokuyor. Krem ve serum sürmeyi size göstermek istiyorum. Yer çekimine karşı savaşmıyor muyuz hanımlar? Kışın kış güneşi inanılmaz leke yapıyor. Bildiğim her şeyi paylaşmaya devam edeceğim. Hepinizi çok öpüyorum. Hepinize merhabalar. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Gördüğünüz gibi limonlu maydanozlu suyum, portakallarım, muhteşem bir yerdeyim. Ve bugün size yine cilt bakımı yapacağım. Daha önce cilt bakımı yaptım biliyorsunuz. Cilt bakımı rutinimi çok sevdiniz. Ama böyle yazdan çıktı, kışa geçerken cilt bakımı rutinimi her zaman değiştiririm. Bugün size onunla ilgili bilgi vereceğim. Yani yazdan kışa geçişte neler uyguluyorum cildime göstereceğim. Şimdi böyle makyajsız çıktım karşınıza. Çünkü çok güzel kremler. C vitamini serumları, böyle bir güzellik rutinimi anlatacağım sizlere. Bir önceki videoda en çok sorduğunuz yorumlarda gelen şuydu. İşte çok lüks ürünler kullandığınızı Ebru Hanım, biz onları nereden bulacağız? Hepsi burada yok zaten. Nasıl edinelim, nasıl kullanalım bunları? Çok pahalı bu ürünler dediniz. Ben de hemen bir çaresini buldum. Tabii ki çare tükenmez bende biliyorsunuz. Her zaman en uygun fiyatlı taytları da size giydirmiyor muyum hanımlar? Uzun ömürlü taytlar böyle giyiyorsunuz hiç eskimiyor. Burada gerçekten bu mantıkla yola çıktım. C vitaminli muhteşem, çok güzel ürünleri, uygun fiyatla hesaplı ürünleri kullanacağım bugün. Şu anda zaten hali hazırda kendim kullanıyorum. Dediğim gibi yazdan kışa geçerken cilt çok kurumuş oluyor, yıpranmış oluyor, lekelenmiş oluyor. Cildin çok daha fazla böyle neme doyurmak gerekiyor, lekelerin rengini açmak gerekiyor. Özellikle yazın verdiği tahribatı mı diyeyim ben? Evet, tahribatı esasında. Tamamen tamir etmemiz gerekiyor. Kışa da dayanıklı olmamız gerekiyor. Yani nem oranını yükseltmemiz gerekiyor cildin. Ama her zaman ne diyorum size, muhakkak suyunuzu için, günde 3 litreye yakın su için lütfen. 3 litre su için, yani yazın daha fazla 3-3,5 litreleri bulabilirsiniz. Kışın 2 ile 3 arası altına düşmemeye çalışın lütfen. Bol miktarda su, taze sebze meyve tüketimi, yeşil çay, beyaz çay, avokado, kivi. Evet, hep aynı şeyleri söylüyor diyeceksiniz ama bunları söylemekten asla vazgeçmeyeceğim. Kesinlikle vazgeçmeyeceğim. Çünkü bunlar bizler için çok önemli. Yediklerimiz cildimize ve yüzümüze yansıyor. Bu çok ama çok mühim. Ne yapıyoruz? Bol bol suyumuzu içiyoruz. Maydanozumuzu, limonumuzu, avokadomuzu yiyoruz. Sağlıklı, yeşil yeşil. Şimdi ayrıca şu anda sonbahardayız. Kış ayına doğru geçişteyiz. Dolayısıyla yeşil sebzeler, inanılmaz yeşil yapraklı sebzeler bol miktarda çıktı. Manavlarda, pazarlarda yerini aldı. Bol bol yeşil yapraklı sebzelere yönelin. Pazı, ıspanak en çok sevdiğim. Bayılırım. Onları bol bol tüketin lütfen. Ne kadar çok yeşil ve sebze tüketirseniz cildiniz o kadar güzel olur. Bu çok önemli. Sizlere söylüyorum. Asitli içecek içmeyin. Çok fazla kızartma tüketmeyin. Şeker, un. Tabii ki hayat öyle geçmiyor. Sadece sebzeyle geçmiyor. Ben de bunu kabul ediyorum. Ben de tabii ki arada kruvasan, makaron yiyorum yani. Yemiyor değilim Tansu, değil mi? Arada ben de yiyorum ama tabii ki her gün değil. Bugün böyle cildimizi güzel tutmak için, diri tutmak için neler yapacağız? Kış rutinimi sizlere anlatacağım. Hemen başlıyoruz hanımlar. Cilt temizliğine çok önem veriyorum. Ben her ay hamama gidiyorum biliyorsunuz. Cildin de hamama olmalı bence. Bilmiyorum, siz buhar banyosu yapıyor musunuz? Steam room dediğimiz buhar banyoları oluyor mu? Mesela arada onlara girebilirsiniz. Hamamdan önce öneriyorlar muhakkak. Spor salonlarında bile var artık, görüyorum. Girebilirsiniz. Cildi o da yine gözenekleri açıyor ve temizliyor. Temizlik çok önemli. Peeling çok önemli. Ben her zaman temiz tutuyorum. Haftanın iki günü muhakkak haftalık peeling yapıyorum ve günlük peeling her gün yapıyorum. Bunu biliyorsunuz. Evet, temizlikten bahsetmişken hemen peeling diyeceğim tabii ki. Haftalık peelingler var biliyorsunuz. Bir de günlük peelingler var. Esasında hemen şu Biotene'nin en sevdiğim peelinginden bahsedebilirim. Bu peelingin içinde kayısı var. Ay, biliyorsunuz yazın en çok sevdiğim şey benim şekerpare kayısısıdır. O da cilde çok iyi gelir. Kışın kurusunu yazın normal taze kayısı yemeyi çok severim. Ve tabii ki bal. Ballı bir, hatta böyle size daha önce şey yapmıştım. Baldan peeling yapmıştım. Çok güzel oluyordu böyle bal. Aynı zamanda peeling dışında maske de yapmıştım değil mi? Böyle bal çok kullanırım ben. Balın verdiği neme de çok inanırım. Burada bal ve kayısıdan şahane bir peeling var. Haftanın iki günü kullanabilirsiniz. Ben iki gün kullanıyorum. Aynı zamanda probiyotikler de içeriyor. O çok güzel. Scrub, peeling. Hangi kelimeyi kullanırsanız kullanın. Aynı kapıya çıkıyor. Ben bunu muhakkak bütün böyle burun, boyuna kadar kullanıyorum. Hatta elimin üstüne kadar kullanıyorum. Biraz
bekletiyorum bir 2 dakika kadar. 2 dakika bazen sürem yoksa, zamanım yoksa hızlı hızlı hemen yüzümü yıkıyorum. Ama bazen de 2 dakika bekletiyorum. Sonra hatta duşa giriyorum. Eğer duşa gireceksem öyle yapıyorum. Çok da pratik oluyor. Öyle yapabilirsiniz siz de. Probiyotikli oluşu da çok güzel. Cildi daha da canlı tutuyor. Daha hani genç tutuyor. Ben bu hem nemlendirmesi hem de peeling yapması benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden bu peelingi haftanın 2 günü kullanıyorum. Ayrıca %100 evet harika. Ben doğal ürünlere, vegan ürünlere biliyorsunuz çok önem veriyorum. Vegan olması benim gibi bir vejetaryen için çok ama çok değerli. Gerçekten müthiş. Bu arada ben bu ürünleri nasıl sevdalandım, nasıl aşık oldum onu anlatayım mı size? Ben yıllardır yurt dışından böyle ürün taşırım. Beni herkes bilir. Tencere tava, krep tavası, kek kalıpları. Aynı zamanda gerçekten cilt bakımla ilgili ürünler. Makyaj malzemesinden daha fazla benim ilgimi çeken şeyler maskeler, peelingler ve cilt bakım ürünleri hanımlar. Yani deli gibi yani. Kim, hangi marka ne çıkarmış? Tek markaya bağlı kalmam biliyorsunuz. Yani kendileri çıkardığım markaların dışında da birçok marka kullanıyorum ve sizlerle de bunu paylaşıyorum. Mesela Bioten de onlardan biri. Bioten'i yurt dışından buluyordum. Çok alıyordum yani her seferde özellikle C vitaminli ürünlerine bayılıyordum. Zaten C vitaminli ürünler benim için çok değerli ve önemli. Önem veriyorum. Ama bu kayısılı peelingi de yine aynı şekilde aldığım ürünlerden biriydi. Kullanıyordum. Sonra baktım yok. Türkiye'de yok. Pandemi girdi. Hiç yurt dışına da fazla gidemedik, gelemedik derken sonra ürünü kendim getirdim buraya. Hem çok hesaplı hem güzel. Siz de alabilirsiniz. Hatta Ebru'ya koydum hanımlar. Şimdi mesela kullandığım muhteşem bir üründen bahsedeceğim size. Hatta uygulayacağım hemen cildime. İnci taneleri var. Bakın cildi inanılmaz parlatıyor. Bu da yine %90 doğal inci taneleri. Görüyorsunuz. Hanımlar bakın inci taneleri var şöyle. Muhteşem. Evet. Hyaluronik asit var içinde. Muhteşem bir serum. İnci teknolojisi hanımlar. Yani az buz değil. B3 vitamini de var içinde cildi. Yani sadece nemlendirmiyor. Zaten serumlar esasında çok nemlendirmez. Muhakkak bir nemlendiriciye ihtiyacı vardır. Bütün serumlar için bu geçerlidir. Her zaman bunu çok sordunuz bana. İşte serum çok mu nem verir? Maske görevi görür mü? Ne işe yarar? Serumlar anti-aging'tir. Cildi toparlar, firming, lifting, gerer. Yani her şeyi yapar esasında. B3 vitamini çok muhteşem. Burada inci taneleri nasıl kullanıyoruz? Onu hemen göstermek istiyorum size. Şöyle hemen elimin üstüne. O inciler kendini sıkıyor ve taneler bu şekilde beyaz beyaz elimin üstüne geliyor. Görüyor musunuz? Gösteriyorum. Bakın. Evet, görüyor musunuz? Beyaz beyaz inciler parçalanıyor ve sıkıyorsunuz bu şekilde elimin üstüne geliyor. Muhteşem. İnci teknolojisiyle. Şimdi elimizle şöyle ısıtıyoruz ve cildimize şöyle saçlarımı alayım. Ay, çok güzel kokuyor. Evet, cildinize iyice yedirin alnınıza. Ben göz kapaklarını çok önemserim. Göz kapaklarınızın üstüne muhakkak sürün ve boyun. Tabii ki elinizin üstünü unutmayın. Evet, serum böyle sürülür hanımlar. Evet, müthiş bir canlılık hissi var şu anda. Gerçekten çok güzel hissettiriyor. Şöyle sürmeyi gösterebilir miyim? Krem ve serum sürmeyi size göstermek istiyorum. Bakın, kendi kendime bir şeyler uydurdum. Şöyle elimi şu şekilde alıp yukarı doğru. Yer çekimine karşı savaşmıyor muyuz hanımlar? Değil mi? Savaşıyoruz. Dolayısıyla evet bunları yapacağız. Çok güzel. Sonra böyle kendimi dövüyorum. Evet bunlar çok işe yarıyor hanımlar yani. Belki gülüyorsunuz bana ama böyle böyle. Cildimiz böyle yukarı doğru, yukarı doğru. Şimdi bu şahane inci teknolojisiyle yapılan serumu kullandım. Bütün serumlar için arkadan muhakkak nemlendirici gerekiyor. Bunu size söyledim biliyorsunuz. Sadece bu serum için geçerli değil bu. Bütün serumlar için. Ben şeye çok önem veriyorum tabii. Şimdi bakın şu kutular falan geri dönüşümlü. Bir vejetaryen olarak, bir çevre dostu olarak gerçekten. Bu çok mühim. Vegan dostu ürün olması. Gerçekten %100 içerik vegan olması muhteşem. Şimdi bakın. Evet. Kırışıklıkları açan anti wrinkles. Evet, muhteşem hyaluronik asit. Hem de 3 tane birden içeriyor. Bence bu da harika bir şey. Yani bayağı bir SPF kış güneşi de deyip geçmeyin. Sakın geçmeyin bakın. Kışın kış güneşi inanılmaz leke yapıyor. Hamilelik öncesi olabilir, sonrası olabilir, hamileyken olabilir. Hormonlarımızla alakalı. Çok hızlandırabiliyor güneş lekeleri. Özellikle kış güneşi. Ben kayak ve snowboard yaparken muhakkak çok yüksek güneşli olduğunda özellikle çok ama çok yüksek faktörlü kremler kullanıyorum. Bu da yine güzel SPF'li. Bunun kaçmış bir bakayım ben. 10. Evet. Kış için güzel esaslı. Kış için uygun. Bol şöyle bir neme doyuralım cildimizi. Değil mi? Oh.
kokular önemli ve doğal oluşu çok önemli tabii. Evet, şimdi anti-wrinkle, evet, antioksidanlar var içinde. Bütün cildimize şöyle yediriyoruz. Yine göz kapakları, yukarı doğru, müthiş. Evet, cildi. Ben böyle dudağımın üstüne de sürüyorum. Boynumu sürüyorum muhakkak. Ve elimin, evet, şu şekilde kullanmanızı tavsiye ediyorum. Evet, gündüz muhakkak bunu sürün. Dışarı çıkmadan önce. Yani önce serum, sonra krem hanımlar. Ve yoğun nem veriyor. Bu çok çok önemli. Kırışıklıkları açıyor. Birkaç hafta içinde de etkiyi görüyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Yani yazdan kışa geçerken cilt bakım rutininizi değiştirin. Muhakkak değiştirin. Aynı şekilde baharda da, bahar geldiğinde yaza geçerken yine rutinimizi değiştireceğiz. Tabii benim bu markayı esasında yıllardır seçme sebebim de şundan kaynaklı. Geri dönüşümü olması, çevre dostu olması bu kapların. Gerçekten çok önemli bu artık. Günümüzde çok çok değerli bir şey bu. Ve hayvanlar üzerinde deney yapmıyorlar. Hanımlar, ne kadar değerli bir şey, ne kadar önemli bir şey. Hayvanlar üzerinde deney yapan çok marka var. Hala da var. Olmaya da kalmaya da devam ediyorlar. Umarım inşallah onlar da değişir. Evet, bu da tabii çok mühim bir şey. Şimdi gelelim en sevdiğim ürüne. Heyecanlı mısınız? Evet, heyecanlıyız. Ben heyecanlıyım. Siz heyecanlı mısınız? Tabii ki C vitamini. C vitamini, evet, C vitamini çok çok önemli. Bayılıyorsunuz buna, biliyorum. Günlük C vitaminini karşılamak için kaç tane portakal yemeniz gerektiğini biliyor musunuz hanımlar? Evet, biliyor musunuz? Ben biliyorum, 5 kilo. Maalesef öyle. Şimdi 7 günlük kür. İşte bakın, ben bu kürlere çok ama çok önem veriyorum. Bir de C vitamini işin içine girince tam benim konularım bunlar hanımlar. C vitaminini. Evet, şöyle portakalımı da aldım elime. Harika, bence çok güzel. Şimdi evet, en sevdiğim ürün. Vitamin C, evet. Vitamin C 7 günlük bakım hanımlar. Ama bunu 2 haftaya tamamlıyorsunuz. Yani dolayısıyla 14 gün yaptıktan sonra cildinizde müthiş bir aydınlanma. 1. 2. Kırışıklıklarda müthiş bir açılma. 3. Lekelerde müthiş bir açılma. Gerçekten çok inanılmaz fark ediyor. Yani 2 hafta kullandıktan sonra muhakkak bunu görmenizi, before after, öncesi ve sonrasını benimle paylaşmanızı istiyorum. Çok ama çok büyük fark oluyor. Nasıl kullanacaksınız? Bunu akşam kullanın. Akşam kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ben öyle kullandım. Ben şu anda bir kutu bitirdim. Daha öncelerinde kullanmıştım. İkinci kutuya yeni başlıyorum bugün. Hatta şimdi kullanayım da siz de görün nasıl kullanıldığını. Evet, şöyle göstermek istiyorum ampul. Gece kullanıyoruz. Şimdi şöyle, bu ampullerden birini aldık. Saf C vitamini. Anti-aging özelliği var söylediğim gibi. Cildi aydınlatıyor. Bu şekilde kırması çok kolay. Şu çizgiden, çünkü kırılmaya kırdım. Ve direkt şu kabı şöyle takıyorum. Müthiş. Ve şimdi bayağı yoğun, görüyorsunuz değil mi? Gerçekten vitamin kokuyor bu arada. Vitamin kokusu var. Bunu gece kullanıyoruz. Güneşe temas etmeyin. Yani gündüz vakti kullanmayın. Bütün gece, esasında gece yenilenme zamanıdır hanımlar. Biraz böyle, o yüzden hep erken yatın. Erken yatın diyoruz ya. Vücut böyle tamamen, organlar dinleniyor, kendini yeniliyor. Cildimiz de aynı şekilde. Uyuyarak vücudumuz tamamen repairing. Yani kendimizi tamir ediyoruz böyle. Yenileniyoruz. O yüzden bu da tamire bir yardım oluyor diyebilirim. Çok güzel bir ürün. Bütün ürünü şöyle cildime yedirdim, boynuma. Biraz böyle hafiften yapış yapış bir hissi var ama birazdan cilt onu emecek. Bence çok güzel. Gerçekten harika. Kullanabilirsiniz. Dediğim gibi 7 gün boyunca her akşam kullanıyorsunuz. Bir kür. Yani 2 kür yaptığınızda da cildiniz, kırışıklıklar açılıyor. Ciltte müthiş bir aydınlanma. Lekelerde gözle görülür bir şekilde azalma. Çok büyük fark oluyor. Before after. Öncesi ve sonrası. Görüntülerinizi benimle paylaşırsanız, yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bu üründe özellikle biraz iddialıyım. Şimdi bunun nemlendiricisi yok. Tabii ki var. Hemen ona geçiyorum. C vitaminini. Yine tabii ki portakalı aldım elime. Portakal çok seviyorum ben zaten. Çok şekerli olmazsa daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü biraz şeker oranı var biliyorsunuz. Portakallı C vitaminini kremimiz. Şimdi bu ampulü kullandık. Arkasından tabii ki gece kremimiz önemli. Yine biyotenin C vitaminini, portakal özü içeren. Gerçekten bunun kokusu da çok güzel. Portakal özü içeren çok güzel bir gece kremi var. Açamıyormuşum. Açtım. Portakal kokuyor.
Evet, gece kremini nasıl uygulayacağız? Şöyle alıyoruz elimize. Ben yine boyun ve elin üstüne çok önem veriyorum biliyorsunuz. Yani gece uyumadan önce bunları sürmekle biraz zaman ayırın kendinize, bu önemli. İşte bazı insanlar çok üşeniyor, işte uyuyakalıyor. Bazen hatta makyajla uyuyanlar duyuyorum. Yapmayın hanımlar, yapmayın bunları kendinize. Eziyet etmeyin, kendinize iyi davranın lütfen. Kendinize bakın. Uğur bana şey diyor ya, şikayet ediyor. Senin diyor bu gece bakım şeyin çok uzun sürüyor diyor. Yani şikayet ediyor. Gerçekten öyle bir durum var. Bu aralar bana böyle bir şikayet belirdi. Ama ne yapayım, ben böyleyim yani. Küçüklüğümden beri böyleyim. Bu değişmedi. Evet, bu kremi hanımlar gece sürüyorsunuz. Ben size göstermek için şimdi bu saatte sürüyorum yani sizin için. Düşünün yani. Gece değil şu anda. Ama siz gece sürün. C vitamini ampulün arkasından bunu boynunuza ve yüzünüze tamamen yediriyorsunuz. Ay parladım sanki ha, ben böyle nasıl görünüyorum? C vitaminleri, hidrolik asitler, oh oh, elimizin üstüne de. Ay çok güzel ya, bu bakımlar gerçekten hani önemli. Kendinize zaman tanıyın lütfen. 10 dakika her şeye neye vermiyorsunuz zaten ya? Makyajla falan uyumayın hanımlar lütfen. Cildinizi güzel temizleyin, bakımlarınızı yapın. Öyle uyuyun. Yani uyku çok önemli. Uyku aynı zamanda cildi yeniliyor biliyorsunuz. Melatonin hormonu çok önemli. Gece çalışmaya başlıyor. Saat 10'dan sonra başlıyor. Tansu'nunki saat 4'te başlıyor. Bazı insanlarınki 4'te başlıyor. Neden? Çünkü geç yatıyorlar. Yani gerçi bu pandemide hepimizinki geç başlıyor bence. Hepimiz biraz geç yatıyoruz. Geceyi sevenler var bir de. Gece uyumak istemeyenler. Evet böyle. Yani rutin bakımlar önemli. Dediğim gibi mevsimsel geçişlerde muhakkak cilt bakım rutininizi değiştirin. Kendinizi önemseyin. Siz önemlisiniz hanımlar. Bunu unutmayın. Ayrıca beyler de kullanabilir. Biraz önce söyledim. Peeling yani yapın. Maskeler. Yani bunları zaten yapan birçok bey var. Uğur yapıyor mesela. Uğur'la cilt bakım rutini çekermişim ben. Maske yaparmışım bunu. Dur bakalım. Şimdi vallahi çok güzel oldu bilmiyorum. Sorularınız varsa hanımlar yönlendirin. Lütfen sorular sorun. Dediğim gibi fiyatı uygun ürünleri sizinle paylaşmak istedim ama kendim kullanıyorum zaten uzun süredir. Çok da memnunum. Doğal bir şekilde sizlerle paylaşmak istedim. Hepinizi çok seviyorum. Yorumlar, sorular gönderin hanımlar bol bol. Başka cilt bakımı, saç bakımı, saç bakımını da göstermiş olduğunuz ilgiye çok teşekkür ederim. O da çok güzel bir video oldu gerçekten. Bayağı bir sorunuz var. El bakımı, ayak bakımı istiyorsunuz. Yapacağım. Onları da yapacağım. Tamam. El ayak bakımı bence güzel fikir. Bayağı bir talep var sizlerden. Ayaklarımız da önemli. Sadece yazın değil, kışın da ayak bakımına ben çok önem veririm. O yüzden sizlerle bildiğim her şeyi paylaşmaya devam edeceğim. Hepinizi çok öpüyorum. Yeni bir videoda tekrar görüşünceye dek. Hoşça kalın. Mutlu kalın.